Öncelikle merhaba. İsmim Ahmet Şerif İzgören. 1965 İzmir doğumluyum. Böyle büyüklerim Manisa'nın Demirci ilçesinden hem annem baba tarafım. Yıllardır da aslında öğretmenlik yapıyorum. Kurumlara, şirketlere yönetim, liderlik üzerine dersler veriyorum. Bugün ana konu iyi bir öğretmen olmak. İyi bir öğretmen olmak derken aslında biraz öğrenci gözüyle, biraz öğretmen gözüyle anlatacağım. Tabii bu eğitimi eğer şu gözle dinliyorsanız hocam şöyle bir sistemi eleştir milli eğitimi de bir eleştir biz de böyle rahat rahat dinleyelim. Aa, bu eğitim aslında sistem eleştirisi eğitimi değil. Yani eğer aklınızda o varsa vizgo.net'e girin orada başka eğitimler var böyle sistemi eleştirdiğimiz sistemin nasıl geliştirilebileceği bir sistemin nasıl kurulabileceği orada var. Bu eğitim alanların hedefi eğer şuysa ben iyi öğretmenlerden ve onların olumlu özelliklerinden, yaptıklarından dersler çıkarayımsa amacınız harikulade. Tam sizlik bir eğitim. Ama değilse yani ben zaten memnunum, olmuşum, bir noktaya gelmişim, öğreneceğim bir şey yok. Ee, hoca sen böyle bir sistemi eleştirirsen bu eğitimin hiçbir faydası olmaz. Ama gerçekten amacınız öğrenmekse, Henry Ford'un söylediği gibi insan öğrenmeyi bıraktığı gün yaşlanır diyor. Ana amaç öğrenmekse benim çok şey öğrendiğim insanlar ve hayatlar var. Onları anlatacağım size. birkaç tane garantiyle başlayayım istiyorum ben bu eğitime. Birincisi vereceğim örneklerin yüzde doksanı bu ülkenin topraklarından olacak. Hep Türkiye'den örnekler vereceğim. İkincisi alıntı yaparsam hep kaynak göstereceğim size. Bunu buradan öğrendim, bunu bu kitaptan dinledim. Hep onları kaynakçayla anlatıyor durumda olacağım. Bir de gücüm yettiğince çok dikkat ederek İngilizce kelime kullanmadan vereceğim konferansı. Bunları böyle prensip olarak dikkat etmeye çalıştığım şeyler. Şimdi ilk hikaye, bir gece araba kullanıyorum, radyoda gecenin birimine bir hikaye anlattılar. Çok böyle duygulandım, size de anlatmayı istiyorum. Küçük bir çocuk, 7-8 yaşlarında çiçek hastalığı, gözleri görmez oluyor. Ee, önce mahalledeki arkadaşları biraz oynuyorlar ama onlar da sıkılıyorlar. Görme engelli bir çocuk, beraber oyun oynayamıyorlar. Babası bir gün gidiyor şehre, ona bir tane çalgı aleti alıyor. Ee, şey der kendisi... Oyalanayım diye almış babam. Oturdum taşın üstüne ve onu çalmaya çalıştım. Oyalandım, oyalandım der. Bir gün aşağı köyden bir adam geliyor. Bakıyor taşın üstünde görme engelli bir çocuk. Elinde bir saz bir şeyler yapmaya çalışıyor. Oğlum diyor kim öğretti sana bunu? Ben kendim öğrendim amca diyor. Bakıyor ki çocuk yetenekli. Diyor ki ben sana daha iyisini öğretirim istersen. Çok seviniyor çocuk. Amca 3-4 kilometre aşağıda bir köyde. Yaşlı haliyle her gün yürüyor geliyor o çocuğu 2-3 saat saz çalıştırıyor sonra tekrar gidiyor köyüne. Biz o yaşlı amcanın o öğretmenin adını hiç bilmiyoruz ama küçük görme engelli çocuğun adını bütün ülke biliyor. Aşık Veysel Sivas'ın Şarkışla ilçesinin Sivri Alan köyü. Bir öğretmenin hayata ne ile ilgili en iyi örneklerden biri. Zaten öyledir öğretmenlerin adı pek bilinmez ama cesaret verdikleri o çocukların adını Bazen dünya biliyor. O öğretmenlerden bir tanesi o. Piri Reis çizdiği harita akıl mantık dışı o dönemin teknolojisi, bilgisi inanılmaz. Piri Reis haritası hani Amerikalı çizmiş olsa şu anda bütün dünya biliyordu. Şimdi biz biliyoruz birkaç tane uzman biliyor. Dünya tanımıyor haritayı yeterince. O haritayı çizmesinin nedeni amcasıdır. Kemal Reis amcası inanılmaz iyi bir denizci ve çok da iyi bir haritacı. Piri Reis'in hayal gücünü büyüledi amcası. Biz Piri Reis tanıyoruz. Onun öğretmeni de Kemal Reis. Bir de bir küçük çocuğu verirler bu ustanın yanına. Usta deli gibi bir şey. İşte normal işini yapıyor ama boş kalınca da gidiyor martıları izliyor. Böyle kanat resimleri yapıyor. Bir şeyler yapıyor. Sonunda atlıyor bir gün bir kuleden uçacağım diye. Ölüyor usta. Ustanın adını hiçbirimiz bilmiyoruz. Ama çırağın adını bütün dünya biliyor. Hazerfen Ahmet Çelebi ve baktığınızda e, o canını veren öğretmen olmasa o çocuğun hayal gücü büyülenmeyecekti. Ona uçmanın sevgisini, aşkını anlatan oydu.